Herkese merhabalar. Ben profesyonel turist rehberiniz Özgür Çelik. Eğer dünya üzerinde herhangi bir tarihi kente efsaneler diyarı unvanı verilecek olsaydı, bu kent %100 bugün üzerinde konuşacağımız Truva olurdu. Günlerden bir gün Frig Kralı bir koşu yarışması düzenler ve bu yarışı bir köylü olan İlos kazanır. Kendisine ödül olarak 50 erkek ve 50 kadından oluşan bir köle topluluğu verilmek istenir. Ancak köleliğin insanlık dışı olduğu gerekçesiyle bu ödülü reddeder İlos. Frig Kralı bunun üzerine kahinlere başvurur. Kahinler kendisine 100 kölenin yanına bir de inek vermesini söylerler. Ayrıca İlos ineği takip edecek ve ineğin durduğu yerdeki topraklar kendisine bağışlanacaktır. Aynen bu şekilde iletir İlos'a ve İlos bunu kabul eder ve başlar ineği takip etmeye. İnek uzun bir yol gittikten sonra bugün Hisarlık Tepesi olarak adlandırılan yere gelir ve burada uyuyakalır. İlos da burayı kendisine yurt edinir ve kentini kurar. Kentin ismi İlyum'dur. İlos'un babasının isminin Tros olmasından yola çıkarak daha sonra bu kentin ismi Troas olarak değiştirilecek ve günümüze Truva olarak gelecektir. Kısacası Truva ismi Tros ve İlos'tan meydana gelmektedir ve bu kent binlerce yıl boyunca birçok depreme, yangına ve savaşa göğüs gelmiştir. Ve bütün güzelliği bana soracak olursanız 19. yüzyılda bir yağmacı tarafından yok edilmiştir. Truva denildiğinde akla gelen ilk şey genelde efsanevi Truva Savaşı oluyor. M.Ö. 9. yüzyılda Homer'in yazmış olduğu İlyada destanı o kadar çok tutmuş ki Homer bunun üzerine onun devamı niteliğinde Odysseus adında başka bir kitap yazmış. İşte bu iki kitap Avrupa Edebiyatı'nın temel taşlarını oluşturmakla kalmamış, daha sonra Hesiod'a da ilham kaynağı olarak Yunan mitolojisinin gelişmesini sağlamış. Peki Truva Savaşı gerçekten yaşanmış mı? Yapılan kazı çalışmaları neticesinde mevzu bahis döneme ait kalıntılar üzerinde bir takım savaş izlerine rastlanıyor. Bu da bu savaşın gerçekten yaşanmış olduğu anlamına geliyor. Ancak burada bir başka soru daha var. Savaşın sebebi gerçekten efsanede anlatıldığı gibi miydi? Truva Savaşı efsanesini baştan sona detaylı bir şekilde mitoloji serisi içerisinde anlatacağım. Ancak bu video için gelin yine de üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Hepinizin bildiği gibi Troya kralı Priam'ın küçük oğlu Paris, Yunanistan en güçlü kralının kardeşi Menelaus'un karısıyla aşk yaşıyor ve onu kaçırıyor. Bunun üzerine Agamemnon bunu namus meselesi olarak değerlendirip Troya'ya savaş açıyor ve bu savaş 10 yıla yakın sürüyor. En sonunda Agamemnon komutasındaki krallardan Odysseus'un aklına bir fikir geliyor ve tahtadan bir at yapıyorlar. Troyalılar ise bu ata adak sanarak şehirlerini alıyorlar. Gece atın içinden çıkan Ak askerleri kentin kapılarını açıyor ve şehri istila ediyorlar. Homer'in efsanesine göre Truva Savaşı'nın sebebi yasak bir aşka dayansa da tarihi boyunca birçok savaş görmüş kentin konumuna bakacak olursak aslında savaşın sebebini çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Truva bir liman ve dolayısıyla ticaret kentiydi ve buna rağmen Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Truva konum itibariyle bugün denizden çok daha gerilerde bulunsa da vakti zamanında deniz kenarında önemli bir liman kentiydi. Çanakkale boğazına dökülen Kara Menderes ırmağı getirdiği alüvyonlarla bu bölgeyi toprakla doldurdu ve Truva'nın liman kenti özelliği yüzyıllar içerisinde kayboldu. Belirttiğimiz gibi Truva, Çanakkale boğazının hemen girişinde bulunan önemli ve farklı bir liman kentiydi. O dönemin ticari gemilerinde motorun olmadığını düşünecek olursak rüzgar gücüyle hareket ediyor ancak Çanakkale Boğazı'nın girişine geldiklerinde esen ters rüzgarlar ilerlemelerini engelliyordu ve gemiler mecburen Truva limanına sığınmak zorunda kalıyorlardı. İşte bu sebepten dolayı Truva Ege'nin en zengin kentlerinden birisi olmuştu ve Ege'deki ticaretin kilit noktası durumuna gelmişti. Agamemnon her ne kadar Ege'deki ticareti olabildiğince kontrol etse de olay aslında Truva'da çözülecekti. 2004 yılında çekilmiş olan Truva filmi her ne kadar efsaneye dayansa da
bir sahnesinde aslında bize savaşın gerçek sebebini anlatıyordu. I always thought my brother's wife was a foolish woman, but she's proved to be very useful. If Troy falls, I control the Aegean. Doğu ve Batı'nın tarihte bilinen ilk savaşı olarak nitelendirilen Truva Savaşı'nın M.Ö. 1200'lü yıllarda gerçekleştiğine inanılıyor. O kadar büyük bir etki bırakmış ki insanlar üzerinde M.Ö. 9. yüzyılda Homer bunu bir kitap haline getirmiş ve efsaneleştirmiş. Ardından bu efsanenin etkisinde kalan insanlar gelecek nesillerde bu efsaneyi yad etmeyi de unutmamışlar. Gerek Anadolu'da gerekse Avrupa'da bulunan bazı kentlerin kurucularının Truva'dan kaçan yerli halk olduğu söylenmektedir. Bunlardan en ünlüsü Roma'nın kuruluş efsanelerinden birisinde adı geçen Aenas'tır. Aenas'ın Truva Savaşı'nın sonunda bu kenti terk edip Roma'da Lavinium adı verilen bölgeye yanındakiler ile beraber yerleştiği söylenir. Daha sonra Kral Latinus'un kızı aynı zamanda yerleştikleri bölgeye de ismi verilen Lavinium ile evlenerek Roma'nın kuruluşuna kadar uzanan süreci başlatmış olur. M.Ö. 9. yüzyılda yazıldığı söylenen Homer'in İlyada destanı binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen halen okunmaya devam ediyor. Ki bu kitabı okuyanlar arasında çok ünlü tarihi isimler de vardı. Bunlardan birisi de Büyük İskender'di. Kendisi Darius'un peşine düştüğünde Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçişinden hemen sonra Truva'yı ziyaret etmiş ve Aşil'in mezarına uğramıştır. Aşil'in mezarından ise Aşil'in kalkanını alarak yoluna devam etmiştir. Bir de Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Zaferi ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin hemen ardından Hektor'un öcünü aldık ya da Truva'nın öcünü aldık gibi bir söylemde bulunduğu rivayet edilir. Bu rivayet aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'e ve aynı zamanda Büyük İskender'e de atfedilir. Üçüncüsünün olma ihtimalinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum çünkü İskender kendisini bir Helen olarak görüyordu. Ve 1915, 18'indeyiz Mart'ın, Winston Churchill tarafından payitahta ulaşmak üzere gönderilen savaş filoları Çanakkale açıklarına kadar gelmişti. Ki biliyorsunuz 18 Mart'ta büyük de bir zafer kazanmıştık. Ancak düşman filosunun ana karargah gemisinin Agamemnon adında olması aslında Winston Churchill'in yani düşmanın bize göndermiş olduğu bir çeşit mesajdı. Truva Savaşı'ndan sonra Anadolu'da birçok medeniyet hüküm sürdü ve haliyle Truva'ya da hükmettiler. Bunların arasında Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletler var. Bütün bu süreç içerisinde Truva terk edildikten sonra bir toprak yığının altında kendi kendini korumaya almıştı. Ancak 19. yüzyılda bütün bu medeniyetlerin hiçbir şekilde zarar vermediği, veremediği Truva'ya öyle birisi gelecekti ki zararın en büyüğünü verecekti. Henüz küçük bir çocukken babası ona bir kitap hediye etmişti. Haliyle anlayacağınız üzere bu kitabın ismi İlyada'ydı. Kendisi bu kitabı okudu ve ciddi anlamda etkisinde kaldı. Büyüdüğü zaman aslında çocukluğundan beri hayal kurduğu şeyin peşine düşecekti. Priam'ın hazinesini bulmak. Henry Şiliman adındaki bu çocuk büyüdü ve büyüdükten sonra Almanya'dan yola çıktı. Yunanistan'da Sofya adında birisiyle tanıştı. Onu kendi Helen'i ilan etti ve evlendiler. Daha sonrasında o dönemin Osmanlı hükümetiyle bir anlaşmaya vardılar. Bir kazı çalışması yapacaklardı ve bu kazı çalışmasında ele geçirilen hazineyi hükümet ile Şiliman paylaşacaktı. Tabii daha öncesinde Truva'nın nerede olduğunu bulmak zorundaydı. Yapmış olduğu yüzey araştırmaları neticesinde bir sonuca ulaşamayan Şiliman tam ümitsizliğe düşmüş ve geri dönecekken Frank Calvert ile tanıştı ve Frank Calvert kendisine Hisarlık Tepesi'ni işaret etti. Anladığınız üzere Şiliman'ın amacı orada profesyonel bir kazı çalışması yapmak değil, direkt hedefe yani Priam'ın hazinesine ulaşmaktı. Ancak bu gelecek dönemler için çok ciddi bir sorun ortaya çıkaracaktı. Daha önceki videolarımızda höyüğün ne olduğundan bahsetmiştik. İşte Truva'da 9 katmanlı bir höyüktü. Bu höyüğe bakacak olursak belirli katmanlar görüyoruz ve 6. katmanın da efsanevi savaşın yaşandığı katman olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu höyüğün profesyonel bir şekilde kazılabilmesi için üst katmandan başlayarak yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde alt katmanlara doğru inilmesi gerekiyor. Bir tepe düşünün ve bu tepenin bir höyük olduğunu düşünün. Üstten başlarsanız kazmaya aşağıya doğru devam edersiniz. Şiliman tam zıttı bir şekilde Bodoslama direkt dalmış ve büyük bir yarık meydana gelmiş. Dolayısıyla bugün Truva'yı ziyaret ettiğinizde
Orada Şiliman Yarığı adında bir yarık göreceksiniz. Şiliman bu süreçte yaşananları notlarında şu şekilde belirtiyordu. İnsanlar buldukları her türlü taş parçasını önümüze çıkan engel olarak görüp tepeden aşağıya yuvarlıyorlardı. Bahsedilen taş parçaları belki de bir anıtın sütunu, belki de kaidesiydi. Ve bir gün Şiliman hedefine ulaştığını anladı. Ertesi gün orada çalışan yerli halka izin verdi ve karısıyla beraber oraya gelip hazineyi yerinden çıkardı. Hazineyi daha sonrasında Helen'in yani karısı Sofya'nın boynuna, bileklerine taktı ve onun üzerinde Anadolu'dan kaçırmayı başardı. Burada şöyle bir durum da söz konusu. Osmanlı ile yaptığı bir anlaşma vardı. %50, %50. Buna da uymadı ve bütün hazineyi Almanya'ya kaçırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar bu hazineyi alarak Rusya'ya götürdüler. Bugün Priam'ın hazinesi Puşkin Müzesi'nde sergilenmekte. Kısacası bugün Truva Antik Kenti'ni ziyaret ettiğinizde çok fazla sağlam tarihi yapı bulamamanızın sebebi Heinrich Schliemann'ın ta kendisidir bana soracak olursanız. Öte taraftan internette tarattığınız takdirde Heinrich Schliemann'ı kendisine arkeolog dendiğini görürsünüz ve evet Avrupalılar için kendisi çok önemli bir arkeologdur. Ancak Türkiye'de biz rehberler anlatım yaparken kendisinin bir hırsız olduğundan bahsediyoruz. Ve Anadolu toprakları üzerinde Şilimanlar maalesef çoğalmış durumdalar. Kendilerini bazen haberlerde de görüyoruz. Bu uğurda ölenler bile var. Bunun yasal bir suç olduğunu bilmelerine rağmen çok da rahat hareket edebiliyorlar. Ancak yine de biz tarihseverler, Adana'da Anavar Zatik kentini bulan Hatun Dilci gibi vatandaşlarımızın sayılarının çok daha fazla olduğu ve isimlerini çok daha fazla duyabileceğimiz bir geleceğin hayaliyle yaşıyoruz. Bir sonraki tarih videomuz önümüzdeki pazartesi akşam saat 6'da sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda mitolojiyle de alakadar iseniz perşembe akşamları saat 6'da da mitoloji videolarıyla sizlerle birlikte oluyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.